Sabah çok heyecanla kalktım. İkinci videomu çekeceğim diye. Beni bu kadar çok mutlu edeceğini hiç tahmin etmemiştim. Ne? Niçin benim fotoğrafımı çekiyorsun? Fotoğraf çekmedim ki. Videomuz için mi süslendiniz? Evet. Hani internette söylenir mi öyle şeyler ya? Söylenmez. Allah Allah. Peki. Çok teşekkürler destekleyici yorumlarınız için. Ama daha annemin yorumları geldi. Ben onu bekliyorum. Annemden çok fazla bahsettiğimi duyacaksınız. Ömrümüz yeterdi. YouTube kanalım devam ederse. 8 kişilik takipçim 37'ye çıkmış. Tamam. Çok güzel değil mi? Güzel. Hepsi arkadaşım. Ama olsun. Dostlar sağ olsun. Ben gidiyorum. Öyle böyle sıkıcı şeylerden bahsetmemişim. İnanamazsınız. Seyredince videoları yani tiksindim kendimden. Hepsini siliyorum ve yeni baştan başlıyorum. Gözünüz aydın. Evet, o ikinci videoyu çektiğim gün böyle düşünmüşüm. Ağır ağır konuşmuşum. Göçmenlikten bahsetmişim. Bahsederken kendi içim sıkılmış. O kadar sıkılmış ki bu direkt kameraya yansımış. Bir haftadır debeleniyorum. Orasını kessem, burasını kessem adam olur mu diye. Ama baktım hiçbir şey olmayacak. Her şeyi değiştirdim. Tişört dahil. Rengi bile bayık yeşilin yani. Benim olayım değil. Neyse bir de neleri sildiğimi geçen videoda merak edecek olursanız göçmenlikten bahsetmişim. Ama böyle yani hani seyredenin göçesi gelecek bir şekilde seyretmişim. Mümkünse benim olmadığım bir yerlere göçesi gelecek şekilde tabii. Çok gerçek olmamış. Kendimce öyle olması gerek diye düşünmüşüm zannedersem. Biraz fazla romantik olmuş benim için. Bir de bu videoları çekmemin sebebi kendi kendime eğlendirmek. Sıkılmışım. Enerjisini hiç sevmedim. O sebeple sildim. Ha bir de masal anlatmışım. Evet, seviyorum ben masal hikaye anlatmayı. Fakat o masalı da gelene kadar bir müddet bekleyelim biz diye düşündüm. Vaktim olursa başka zamanlarda size daha eğlenceli masallar anlatmayı planlıyorum. Şimdi bunlar ilk videolar. Eninde sonunda alışacağım bir şekilde. Belki de çok sıkılacağım, bırakacağım, onu da bilmiyorum. Ama şu anda gözlem halindeyim. Mesela habire gözlerimi böyle yapmışım. Niyeyse bir sürekli rahatsız göz sendromu hareketim var. Bunu yapmamaya gayret etmem lazım. Ondan sonra dediğim gibi laf bittiği yerde kesinlikle kesmem lazım. Uzatmamam lazım. Yavaş yavaş konuşmuşum. Yavaş konuşmamam lazım. Neyse video da seyretmeye başladım bu arada başkalarını. O da bayağı bir fikir veriyor. Ben alışana kadar bu deneme videolarıyla biraz idare edin. Ondan sonra neler olacak göreceğiz. Şimdi bu videoyu geçen gün çektiğime yamayacağım. Aynı gün Pape 808'e boza içmeye gitmiştim. Boza var, Salef var, Pape 808 Danforth'da. Bu bir reklam değildir. Sadece tesadüfen aynı gün böyle bir aktivitem vardı. Gitmişken biraz da dışarıda video çekme egzersizi yapayım dedim. Onu da buna ekleyeceğim. İkinci videomu bir hafta geçmeden yayınlamış olacağım. Gerisi ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın. Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Ed io per te muoio per te. Con una rosa sono venuta a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma,
che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, ah, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te.